Merhabalar arkadaşlar. Evet, futbol menajeri 2020'de oyuncu kariyeri videolarımıza devam ediyoruz ve bugünkü konumuz Trabzonspor'dan bir genç yetenek Faruk genç olacak. Aslına bakarsanız çok genç değil, 19 yaşında ama e, bizim Türk futbol ortamına göre kendisini genç olarak nitelendirebiliriz. Ne yapacağız bu videoda? E, Faruk'un emekliliğine kadar gideceğiz. E, tüm sezon verilerine bakacağız, mevcut yeteneğini inceleyeceğiz. Kısacası. E, Faruk Genç'in Futbol Menajeri 2020'deki hayatını mercek altına alacağız. Şöyle başlangıç profiliyle başlayalım. Evet Faruk 19 yaşında piyasa bedeli 85 bin Euro ve senelik 5000 Euro kazanıyor yaklaşık. E, teknik anlamda teknik 12, e, top kapma 11 ve top sürme 11. Zihinsel anlamda agresiflik 12, çalışkanlık 13, konsantrasyon 12, ön sezon 12 ve takım oyunu 13. E, fiziksel anlamda ki fiziksel e, özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Dayanıklılık 12, hız 13, hızlanma 13 etkili özellikleri. 1.80 boyunda 72 kilo ağırlığında e, sol ayağını kullanıyor. Hırslı bir kişiliği var ve medya gözünde modern bek. Evet gelelim FM editör rakamlarımıza. Evet mevcut yetenek 85, potansiyel yetenek 139. Gayet iyi bir potansiyel yetenek rakamı. E, yani şunu diyebiliriz. E, potansiyel yeteneğine ulaştığı takdirde Trabzonspor'un ilk 11'inde bek oyuncusu olarak oynayacağını söylemek mümkün arkadaşlar. E, bence gayet iyi bir potansiyel yetenek rakamına sahip Faruk Genç. Bakalım e, FM 2020 hayatında bu potansiyel yetenek rakamına ulaşacak mı göreceğiz. Hemen hemen birinci sezona gidelim. E, bakalım ilk sezon e, Faruk neler yapmış arkadaşlar ona bakacağız. E, umarım dediğim gibi e, güzel bir kariyer hikayesine sahip oluruz Faruk'la ilgili olarak çok büyük beklenti var kendisinden. Ünal Karaman kalsaydı yakın zaman içinde ben A takıma kendisinin çıkacağını tahmin ediyorum açıkçası. Evet bakalım ilk sezonda e, ilk sezonda Trabzonspor az takımında 9 maça çıkmış. 8 ilk 11 olmak üzere ve 1 gol atarken 6-65 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Fena bir sezon değil. İlk sezonu itibariyle Yaş 20 piyasa bilir miyiz? 111 bin euro, bin euro. E, ve şu an kendisini Torino istiyor arkadaşlar evet. E, Torino İtalya'nın e, orta sıralarında yer alan bir takım ve bu ilgi bence olumlu kariyer hikayemiz başlangıcı adına. E, profile baktığım zaman e, özellikle fiziksel anlamda bir yükseliş görüyorum. Hız ve hızlanmanın arttığını görüyorum. E, gelişim var arkadaşlar profilde şöyle bir bakalım. 96'ya çıkmış güzel ilk sene için gayet yeterli bir gelişim ve mevcut yeteneği 96'ya çekiyoruz. Potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkını da 43'e indiriyoruz. Güzel ilk sene için gayet güzel takım içi bireysel performansa bakmayacağım. Zaten çok fazla forma şansı bulamadığı için orada bizi yanıltan rakamlar çıkabilir arkadaşlar. Ona gerek yok hemen ikinci sezona gidelim. Bakalım Torino'nun ilgisi. Ee, var transfer gerçekleşecek mi ilginç olur. E Tabi çok genç değiliz ama onu belirtelim. 20 yaşındayız yani çok genç bir aş e, olduğunu e, söylemek mümkün değil. Evet e, Trabzonspor'da devam ediyoruz yaşımız 21. E, toplam 9 maç 7'si 11 olmak üzere e, bir kez maçın adamı olurken 7-15 evet gayet iyi bir oyuncu puan ortalaması belki e, çok fazla forma şansı bulamamışız ama 7-15 kötü bir oyuncu puan ortalaması değil arkadaşlar. Performans puanımız güzel. E, yaş 21 piyasa bedelimizdeki artış devam ediyor. 165 bin euro. E, özelliklere baktığımda e, geçtiğimiz sezonla zi, aynı e, fiziksel ve teknik anlamda aynı ama e, zihinsel anlamda bir gelişim var. Hatta teknik anlamda da ufak gelişimler var arkadaşlar. Fiziksel olarak aynıyız. Bir bakalım. 101. Evet. E, 96'ydık. Mevcut yeteneğimizi 101'e çekiyoruz ve potansiyel yetenekler aramızdaki puan farkı sadece 38. E, bu da teknik ve zihinsel anlamdaki gelişimden kaynaklanıyor diyebilirim. E, Trabzon ne yapmış? Trabzon sezonu 4. sırada bitirirken e, Faruk tabi çok ilk 11'de şans bulamamasına rağmen oyuncu puan ortalaması anlamında e, takımda e, üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu mutluluk verici. Bu mutluluk verici tabii ki. Evet hemen 3. sezona gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım 3. sezonda Faruk neler yapmış ona bakacağız. Gayet iyiyiz performansımız. Artık az takım oyuncusu olmasını bekliyoruz. Tabi bir Filip Novak gerçeği var orada. Ee, Novak'ın fiziksel gücü düşmeden Faruk'un çok forma şansı bulması e, ne yazık ki mümkün değil arkadaşlar. Onu belirtelim. yani Çok mümkün gözükmüyor. Haydi bakalım Faruk Genç Trabzonspor'dayız. Evet 9 maç yine 7'si kombi olmak üzere e, geçtiğimiz sezonda aynı maç sayısı 1 asist ve 6.71. Evet oyuncu puan ortalamamız sadece geçtiğimiz sezona göre düşmüş. E, çok iyi bir sezon diyemeyiz arkadaşlar. Artık yaşımız 22. E, yaş 22 piyasa bedelimiz bin euro aynı maaşı kazanıyoruz. E, özelliklerde ise fizikselde gelişim var. E, Dayanıklılığın 14'e hızın 15'e geldiğini görüyorum ki e, hiç fena fiziksel özellikleri yok. Biraz teknik anlamda e, hücumu kısıtlı bir bekleyebilirim. Orta yapma 10. E, ilk kontrol 8. Çok iyi rakamlar değil. E, Zinsel de fena noktada değil. Bir bakalım fmt rakamlarına ama yükseliş var. 104. Evet çok fazla değil yükseliş ama. E, yine de mevcut ettiğimiz 104'e çekiyoruz. Ve potansiyel yetenekler aramızdaki puan farkını da 35'e indiriyoruz. Evet hemen 4. sezona geçiyorum. Hiç takım içi bireysel performansa bakmayacağım. E, çünkü zaten çok fazla forma şansı bulamamış. Bakalım 4. sezonda neler olacak Faruk nasıl bir performans gösterecek merakla bekliyoruz arkadaşlar. Umarım ee, günümüzde bundan çok çok daha iyi bir hikayesi olur Faruk'un. Genç futbolcular candır arkadaşlar. Evet Trabzonspor'dayız yaşımız 23. Evet 12 maç yine 7'si ikon bir olmak üzere bu rastlantım artık bilemiyorum ama hep 7 iyi kombi karşılaşmasına çıkıyor. E, gol veya asist üretemezken 6.70 hemen hemen e, Geçtiğimiz sezonla aynı oyuncu puan ortalaması e, Henüz ilk 11 oyuncusu olamadık yaşımızda 23 bunu söyleyelim e, Piyasa 575 575.000 euro ve maaşımıza zam aldık 218 bin euro kazanıyoruz Özelliklere baktığımızda Evet gelişim yok arkadaşlar gelişim yok ve teknik zihinsel ve fiziksel anlamda bir gelişim göremiyorum ben Bir bakalım efem Editör'e 105 evet 105'e 139 potansiyel teknik aramızda 34 puan fark var. Ee, yaşımız 23 bir atılım yapmamız lazım gelişim açısından. Evet 5. senoya gidiyoruz. Ben de arkadaşlar şöyle diyeyim size. Sizle birlikte doğaçlama tamamıyla yapıyorum. İyi ya da kötü bir kariyer hikayesi olduğunun bilmiyorum. Tamamıyla doğaçlama o yüzden hani şey yapmayın. Hani sırf nasılsa gelişecek diye bakmayın. Yani oyuncuların biz potansiyel teknik rakamlarına bakıyoruz en azından. Ee, gelişip gelişmemesi birazcık da açıkçası oyunun e, oyunla alakalı bir durum. Evet yaşımız 24. Oo, 48 maç evet. E, az takım oyuncusu olmuşuz. 24 yaşındayız ve Trabzonspor'un az takım oyuncusu olmayı başarıyoruz. 48 maçta e, 5 asist 4 kez maçın adımı ve 7-0-2. Gayet iyi de bir oyuncu puan ortalaması 7.02 iyi bir performans. 7'nin üstündeki puanları zaten iyi diyoruz. Bir bek için ise oldukça iyi bir performans puanı. Yaş 24 piyasa bedelimizde artış var 3 milyon euro. Ee, özelliklere baktığımda e, hem teknik hem zinsel ve özellikle fiziksel anlamda çok ciddi bir gelişim var. E, çeviklik 14, dayanıklılık 14, denge 14, güç 14, hız 16, hızlanma 14 bir bek oyuncusu için arkadaşlar oldukça iyi fiziksel özellikler. Bir FM e bakalım ama ciddi bir gelişim var. 119 evet. Müthiş bir gelişim. Müthiş bir gelişim ve mevcut yeteneği. 119'a çekiyoruz. Potansiyel yetenekler aramızdaki puan farkı sadece 20. Hemen bakalım. Trabzon Ligi 4. sırada bitirirken Faruk yine takım içinde bireysel performansta üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Bu da mutluluk verici arkadaşlar. Devam ediyoruz. Haydi bakalım kaçıncı sezon? Altıncı sezon. Altıncı sezona gidiyorum. Bakalım altıncı sezonda neler yapmış Faruk Genç. Yani az takım oyuncusu olması önemli. Az takım oyuncusu olması önemli. Bundan sonra kesilir mi o fiziksel özellikleri zor. Yani bir Türk pasaportlu oyuncunun back oyuncusunun o fiziksel özelliklere sahip olmasını önemli buluyorum arkadaşlar. Evet yine bakalım. Evet 49 maç yine 48 ilk 11 olmak üzere 2 gol, 4 asist ve 6.89. Evet. Maç sayımız oldukça iyi geçtiim sezonu hemen hemen aynı. Oyuncu puan ortalamamız biraz düşmüş arkadaşlar. 6.89'a düşmüş ama yine kötü bir oyuncu puan ortalaması değil. Bunu diyelim profile geldiğimizde yaş 25 ve evet iki kez milli takım formasını giydik. Milli olmayı başardık. Piyasa bilimimiz 7,5 milyon euroya çıkmış durumda. E, ve yine sözleşmemize zam aldık. 735 bin euro kazanıyoruz. Özelliklere baktığımda yine gelişim var arkadaşlar. E, özellikle zihinsel anlamda ve yine fiziksel anlamda gelişimi e, dikkat çekiyor. Bir bakalım efem editör rakamlarına. 123 güzel. 4 puanlık bir yükseliş yapıyoruz mevcut yetenekli ve potansiyel yetenekli puan farkını 16'ya kadar indiriyoruz. Bakalım Trabzon neler yapmış? Trabzon ligi 3. sırada bitirirken Evet Faruk bireysel performans anlamında takımda orta sıralarda yer aldığını görüyoruz. Fena değil arkadaşlar. İyi bir performans diyebiliriz. Evet 7. sezona gidiyorum. Bakalım 7. sezonda Faruk nasıl bir performans göstermiş onu inceleyeceğiz. İnşallah iyi bir performans olacak Farun. Bundan sonra üstüne koyarak gideceğiz. Yani en azından şu potansiyel yetenek rakamını ulaşırsak profilin tap halini de görebiliriz diye tahmini Gö görebiliriz. Bu da mutluluk verici performanstan ziyade. Evet Trabzonspor'dayız. Yaşımız 26. 54 maç, 51 11 olmak üzere uluslararası 15 maç oynamıştır Trabzonspor ya bir dakika. E, Trabzon ne yapmış Avrupa'da? Bir de çok merak ettim. Euro Cup 2 çeyrek final. Euro Cup 2 çeyrek final. Yarı final. Yarı final ikinci ayak. Oo Euro Cup 2'de e, finalde kaybetmiş Florentina'ya. Vay vay vay. İnanılmaz. Çünkü çok maç oynamış. Evet e, 54 maçta 51'i ilk 11 olarak çıktı karşılaşmalarda. 2 gol, 5 asist ve 6.99. Evet en hemen hemen 7 oyuncu puan ortalaması ve süper bir sezon bir bek oyuncusu olarak gayet iyi bir sezon diyebilirim. E, yaş 26, 4 milli mm, maç, 0 gol, piyasa bedeli 7.25 milyon euro. E, Sözleşmeyi yine zam aldık 1.42 milyon euro kazanıyoruz. Özelliklere baktığımda e, zihinsel anlamda ufak bir gelişim var. Onun dışında ciddi bir gelişim olmadığını görüyorum ama e, fiziksel olarak gerçekten e, çok iyi bir bek. Türk pasaportuna göre çok iyi bir bek arkadaşlar. Bir bakalım. 123, evet mevcut yetenek 123, potansiyel yetenek 139, e, aramızda 16 puanlık bir fark mevcut. Evet. Euro Cup 2'de final oynayan Trabzon ligi 3. sırada bitirirken e, Faruk bireysel performans anlamında takımda e, kendine üst sıralarda yer bulmuş diyebiliriz arkadaşlar. Gayet iyi bir performans. Devam. 2027 yani 8. sezona gidiyoruz. E, bakalım 8. sezonda devam edecek mi Trabzon'da. İyi bir performansımız var. E, Avrupa'da da boy göstermişiz ve başarılı bir performans göstermişiz. Belki bir transfer hamlesi olabilir diye tahmin ediyorum. Bir transfer hamlesi gelir mi e, açıkçası e, onu merak ediyoruz. Bir bakalım. Evet e, yine Trabzonspor'dayız. E, 51 maç 49'u ilk 11 olmak üzere yine 11 oyuncusuyuz. Bir gol 3 asist ve 6.88 oyuncu puan ortalaması. Trabzon yine 14 maç oynamış. Abi Trabzon Avrupa'da bakacağım merak ettim. Avrupa Ligi çeyrek final ikinci ayakta evet çeyrek finalde ilermiş Roma'ya. Yine de iyi bence yine de iyi. Evet bir gol 3 asist ve 6.88 oyuncu puan ortalaması. Yine ortalama bir sezon geçtiğimiz sezona göre oyuncu ortalama puanı biraz düşmüş ama kötü diyemeyiz. Ortalama bir performans. Yaş 27. 4 kez milli takım formasını yedik. Piyasa bedelimiz 7.25 milyon euro. Ee, özellikler aynı geldi bana ama herhangi bir yükseliş olduğunu görmüyorum. Yine de bir bakalım FM rakamlarımıza. 126'ya 139. Evet. Mevcut yetenek 126 potansiyel yetenek 139 aramızda 13 puanlık bir fark mevcut. Bakalım Trabzon ligde ne yapmış? Trabzon ligi 5. sırada tamamlarken ee, Faruk Bireysel performans anlamında takımda Orta sıralarda yer bulmuş kendine Arkadaşlar fena değil Evet 8. sezon 2028 yani 9. sezona Gidiyoruz ee, Bakalım 9. <laughs> sezonda Faruk neler yapmış arkadaşlar onu inceleyeceğiz Şimdi ya yani, Trabzon'da bitirecek gibi gözüküyor şu ana kadar ee, Oldukça da iyi bir performansı var bence Trabzon'un az takım oyusu olduğunu gördük ee, En azından o potansiyelin Olduğunu görüyoruz bence ileride isminden sıkça söz ettirecek bir isim. Evet 28 yaşındayız. 33 maça çıkmışız arkadaşlar. 4 asis ve 6.71 oyuncu puan ortalaması. Evet. Tabi e, tabii Trabzon Avrupa kupalarının dışında kaldığı için maç sayımızda azalış var. Yoksa Süper Lig'deki hemen hemen tüm maçta oynamış. E, 6.71 ise ortalama bir oyuncu puanı. Ne iyi ne kötü. Yaş 28, 5 kez milli takım formasını giydik. Piyasa bedelimiz 6 milyon euro. Ee, özelliklere baktığımda hemen hemen aynı arkadaşlar. Hem teknik hem, teknik, hem zinsen, hem de fiziksel anlamda geçtiğimiz sezon aynı diyebiliriz. 127 139. Evet bir puanlık bir artış var mevcut yeteneğimizde ve potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkını 12'ye kadar düşünüyoruz. Fena değil ya. Yani. Bence fena değil. E, Trabzon ligi 7. sırada bitirmiş arkadaşlar. Ee, Faruk birazcık bu sefer e, Bireysel performans anlamında Takım ortalamasının altında kalmış evet, Geçtiğimiz sezonları aratan bir bireysel performans puanı Açıkçası Evet e, devam ediyoruz 10. sezona gidiyorum Bakalım 10. sezonda Nerede Faruk ee, Muhtemelen Trabzonspor'da gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar Yani kariyerinin sonuna doğru Belki bir takıma gider ama çok öyle güçlü bir takım olmayacak gibi geliyor bana. Hop. Evet Trabzonspor'dayız. Yaşımız 29. 38 maç. Bir gol. Bir kez maç adamı ve 6.92. Evet oyuncu puan ortalaması biraz yukarı çekmeyi başarmışız. İyi bir sezon arkadaşlar. Bence iyi bir sezon bir bek için. Yaş 29 6 milli maçta golümüz yok piyasa bedelimizde 6 milyon euro özelliklere baktığımda e, evet vücut dinleliği artmış e, konsantrasyonun da arttığını görüyorum bir yükseliş görüyorum arkadaşlar zihinsel e, ve fiziksel anlamda bir bakalım 128 evet ufak da olsa bir yükseliş var ve mevcut yetenek, potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkını 11'e e, düşürüyoruz keşke şu 130 üstüne bir çıkabilseydik Sanki tam potansiyel yetenek ulaşamayacağız gibi gözüküyor kariyer hikayemizde arkadaşlar onu söyleyeyim. E, Trabzon Ligi 3. sırada bitirirken Faruk bireysel performans anlamında e, takım içinde orta sıralarda yer almış. Kötü değil, kötü değil. Evet 11. sezona hemen gidiyorum. Bakalım 11. sezonda Faruk nasıl bir performans göstermiş onu inceleyeceğiz. İnşallah üstüne koyan performans performans puanı artık üstüne koyar çünkü çok ben potansiyel yeteneğine e, ulaşacağını sanmıyorum açıkçası. Evet yaş 30 49 maç 7 asist ve 6 80. Evet yine az takım oyuncusuyuz 7 asist güzel bir rakam bir sol bek oyuncusun 6 80 de yine ortalama bir oyuncu puanı performansı. 30 yaşındayız 6 milli maçta golümüz yok Piyasa bedelimiz 4.5 milyon euro ee, Özelliklere baktığımda Çeviklikte artış var Çeviklik 16 ki bek oyuncusu için önemli bir özellik yani Şu profili güzel bir bek profili Türk ee, Türk pasaportu için gerçekten güzel bir bek profili Bence bir bakalım 128 evet 128'e 139 e, Potansiyel yetenekler Aramızdaki puan farkı 11 130'un üstüne çıkamadık arkadaşlar Evet Trabzon Ligi ikinci sırada bitirmiş ve Faruk bireysel performans anlamında takım içinde orta sıralarda yer almış. Hemen 12'ye gidiyorum. Güzel gidiyoruz, güzel. Ben ben beğendim yani. Ben açıkçası gelişimini gördüm. Tam potansiyeline gitmesek bile 130 mevcut yetenek rakamı da Süper Lig'deki takımlar için özellikle İstanbul takımları ve Trabzonspor için kötü bir mevcut yetenek rakamı değil. Yani rotasyon hatta rotasyon üstünde bir mevcut yetenek rakamı diyebilirim arkadaşlar. Evet bakalım. Evet Trabzonspor'dayız. Yaşımız 31. 35 maç 32'si ilk 11 olmak üzere. 2 gol, 3 asist, 2 kez maç adımı ve 6.74 oyuncu puan ortalaması Faruk Genç'ten. E, profile baktığımda yaş 31 piyasa bildiğimiz 3.6 milyon euro. Özelliklere baktığımda hızdaki 16 bir 15'e düşmüş onu görüyorum ee, Onun dışında çok ciddi bir değişiklik yok bir bakalım Evet 125 bir düşüş var arkadaşlar 128'lik mevcut yetenimiz 125'e düşmüş durumda Bu üzücü tabi 30'lu yaşlara girdiğimiz ilk sene Mevcut yetenimizin düşmüş olduğunu görmek üzücü ee, Trabzon ligi 4. sırada bitirirken Faruk bireysel performans anlamında takımda orta sıralarda kendine yer bulmuş. Kötü değil. Trabzon yalnız şampiyon olamamış yine. 32 13'e gidiyorum. E, Trabzon'u şampiyon yapmamayı yemin etmiş futbol menajer e, database'e arkadaşlar. Oyun motoru görmedim. E, kendim alıp yapıp yaptığım şampiyonluklar oldu ama e, simülasyon yaptığımda ben Trabzonspor'u şampiyon görmedim hiçbir zaman Süper Lig'de gerçekten garip bir durum ya. Hakikaten enteresan bir durum yani. Evet, gelelim bakalım Faruka. Oo, bir transfer gelişmesi. Yeni Malatyaspor. Evet, Trabzonspor'da 2031-2032 sezonu devre arasında arkadaşlar Trabzonspor'da 11 şansını kaybetmiş ve 2031-32 sezonunda 2.1 milyon euro servisi bedeliyle Ocak transfer döneminde Malatya Spor'a transfer olmuş ve orada 15 maça çıkmış. Ee, yarı devre için e, baktığımızda ilk 11 oyuncusu olmuş. 2 asist üretirken 7.05 gibi de iyi bir oyuncu puan ortalaması yakalamış. Çok iyi. ya ee, yani Malatya Spor seviyesinde 7.05 oyuncu puan ortalaması bence gerçekten iyi. Profile bakalım. Ee, yaş 32 piyasa bildiğimiz 2.7 milyon euro. Senelik yaklaşık 700 bin euro kazanıyoruz. Ee, teknik ve zihinsel kalitemizi koruyoruz ama fiziksel anlamda düşüş var arkadaşlar. Yine Artık 32 yaşındayız bunun da etkisiyle hem çeviklik, hem hız, hem hızlanma, hem denge hepsinde bir düşüş var. Bir bakalım 113. Oo çok ciddi bir düşüş var. Mevcut etkinimiz ne yazık ki 113'e kadar gerilemiş durumda. Bir bakalım. Yeni Malatya ligi 8. sırada bitirirken Faruk bireysel performans anlamında takımın en iyisiymiş arkadaşlar. Müthiş. Kesinlikle müthiş bir performans diyebilirim Malatya Spor için. Evet 14. sezona gidiyoruz. Ee, çok çabuk düşüyor. Yani Türkiye'de yaptığımız simülasyonlarda, oyuncu kariyer hikayelerinde oyuncuların fiziksel özellikleri 30'lu yaşların başında hemen düşmeye başlıyor ama işin enteresi yurt dışında yaptığımızda bunu 33'e 34'e kadar koruduklarını gördük. İlginç. Yani Türkiye'de bu konuda ha gerçekçi mi? Bence gerçekçi. Evet yine Malatya Spor'dayız. Yaşımız artık 33. E, toplam 19 maça çıkmışız. 17'si ilk 11 olmak üzere. Çok ilk 11 oyuncusu olduğumuzu söyleyemem. 3 asist üretirken 6.92. E, aslında 6.92 yine iyi bir oyuncu puan ortalaması. 33 yaşındaki Bek için e, Malatya Spor seviyesinde. Yaş 33 piyasa bildiğimiz 925 bin euro seneye Malatya sözleşmemiz bitiyor. E profile baktığımda teknik ve zihinsel gücü korurken arkadaşlar fiziksel düşüş devam ediyor gerçekten. Çöküş diyelim. Çeviklik 12, dayanıklılık 10, güç 9, hız 10, hızlanma 11'e kadar düşmüş durumda. Bir bakalım efemitor'e. 99. ooo. Çok hızlı irtifa kaybetti. Gerçekten çok hızlı irtifa kaybetti. Yeni Malatya Spor Ligi 7. sırada bitirirken Faruk yine de bireysel performans anlamında takımın or takım ortalamasının üstünde yer almış. Yani bu bile bence başarı diyebilirim. Evet 15. sezona gidiyoruz ama ee, bir burukluk var. Şöyle bir burukluk var. E, bence fiziksel özellikleri çok çabuk düşüş gösterdi arkadaşlar. E, fiziksel özellikleri gerçekten inanılmaz çabuk düşüş gösterdi. Onu ben de beklemiyordum. Yani çok ne söyleyeyim. Çünkü fiziksel yönü kuvvetli bir oyuncuydu. Evet bakalım bakalım bakalım. Yeni Malatya Spor'dayız yine. Yaşımız 34. Oo hiç maç oynamamışız arkadaşlar. Zaten transferimiz de ayarlanmış. Kırklar gidiyoruz. Evet. Ee, 20, 20, yaklaşık 25 bin euro. Bon servis bedeliyle önümüzdeki sezon Kırklar oynayacağız. Yaş 34 piyasa bildiğimiz 12 bin Euro'ya kadar düşmüş durumda çünkü sözleşmemiz bitiyor. Ee, özelliklere baktığımda teknik ve zihinsel gücü koruyor ama fiziksel anlamda fecaat yani fiziksel <laughs> anlamda gerçekten kötü. Ee, çeviklik 9, dayanıklılık 8, güç 6, hız 7, hızlanma 9'a kadar düşmüş durumda bir bakalım. Oo 85 evet mevcut yetenek 85'e kadar gerilemiş durumda. Hiç bireysel performansına bakmayalım takım içinde forma şansı bulmamış. Hemen 16. sezona gidelim. E bakalım Kırklareli eee yani doğru mu yanlış mı e, açıkçası çıkartamadım. Açıkçası çıkartamadım doğru mu yanlış mı olduğunu Bence futbolu bıraksaydı da doğru olabilirdi. Yani bunu Kırklareli spor e, seviyesini küçümsemek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Evet geliyorum Faruk. Evet, Kırklar elinde Faruk ve emeklilik kararı aldığını görüyorum arkadaşlar. Orada 21 maçta 1 gol, 4 asist ve 6.92 oyuncu puan ortalaması yakalamış Kırklar Sporda 18 6 2035'te yani 18 gün sonra futbolu bırakıyor futbol menajeri 2020'de. Zaten bir sakatlık da var 2-4 ay. Doğru karar bence. bu da demek oluyor ki son sezonumuz Faruk'un FM hayatında. Evet 35 yaşında futbola veda ediyoruz. Piyasa bildiğimiz yaklaşık 12.000 euro. Yani teknik ve zihinsel anlamda gerçekten hala kalitemiz var ama fiziksel anlamda futbolu bırakmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Çeviklik 7. Dayanıklılık 3. Güç 4. Hız 5'e kadar düşmüş durumda. FMT'ye bakacağım. 70. 70'e kadar düşmüş durumda arkadaşlar. Doğru karar futbol bırakması. Şöyle kariyer istatistiklerine bakalım. Evet. Bol servisine ödenen toplam ücret yaklaşık 2 milyon euro. Zaten kariyerin önemli bir kısmını ki en verimli kısmını Trabzonspor'da geçirdi. 317 maçta 7 gol, 25 asist, 13 kez maçın adımı ve 6.88 oyuncu puan ortalaması yakalamış durumda Faruk. Kazandığı kupalara bakalım. Evet, Trabzonspor'da 2031 yılında iki kupası var. Türkiye Kupası ve Süper Kupa. 2026'da EuroCup 2'de finali var Trabzonspor'la önemli bence. 2025'te yine Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu 2024 2023'te yine e, Kupa finalleri var Trabzonsporlu arkadaşlar ödüllere baktığımızda haftanın takımın ve sezonun e, en iyi kombinini geçiyorum 2030 yılında Türkiye Süper Ligi'nin takımında yer almış önemli bir ödül Bence e, onun dışında var mı 2026 Türkiye Kupası yılının takımında yer almış e, bakıyorum e, Evet onun dışında çok ciddi bir ödülde kazanmamış arkadaşlar yani sadece iki kez ayın e, yılın takımında yer almış Süper Lig ve e, Türkiye Kupası'nda. Evet işte bir genç yıldız adayı. Faruk Genç çok genç diyemeyiz günümüzde ama e, ben bir iki sene içinde Trabzonspor 11'inde e, kendisini izleyeceğimizi düşünüyorum. Gerçekten iyi bir futbolcu. Fizik olarak da çok güçlü. E, normalde bek oyuncuları kısa olur ama Faruk öyle değil arkadaşlar. Gerçekten boylu postlu bir oyuncu. E, belki dün Halkaraman kalsaydı, kalsaydı ki gençlere genç veren bir hoca. Hakkını yemeyelim, hakkını teslim edelim. Çok isim kazandırdı Trabzonspor'a. Faruk Genci 1-2 sene içinde izleyebilirdik. Şimdi nasıl olacak kariyeri merakla bekliyorum ama ciddi bir potansiyeli var. Bunu söyleyelim. Bu FM 2020'de de en azından Trabzonspor'un az takım oyuncusu olabilecek potansiyelin olduğunu gördük arkadaşlar. En azından o dipnotu elde edebildik. Evet, Videomuzu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz mutlu olurum. Hoşçakalın. Futbol Menajer 2020'de kalın.